Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öğmen. Bugün yalnız programımızda bir konuk misafirimiz var. Kendisi YouTube'da bir fenomen olan arkadaşlardan. Instagram'da da ciddi takipçi sayısına ulaşan bir genç arkadaşımız adı Oğuzhan. Oğuzhan arkadaşımızın YouTube'daki username'i Fit Travel diye geçiyor ve Instagram'daki username'i de Laptoplu gezgin diye geçiyor ve gerçekten gezgin bir arkadaş, heyecanlı, böyle değişiklikleri, yeniliklere açık bir genç arkadaşımız. Türkiye'deki hukuk fakültesi mezunu genç arkadaşlarımız işte okulu bitirmiş olabilirler mezun olmuş olabilirler, avukat olmuş olabilirler. Bunların Amerika'da hukuk eğitimi alması için önemli olan noktalardan bir tanesi tabii Türkiye'deki okulu bitirmiş olmaları. Ve eğer Türkiye'deki okulu bitirdiyseler Amerika'da tekrar hukuk fakültesi okumadan yüksek lisans yaparak ve bu yüksek lisansı yaparken onların Türkiye'deki hukuk eğitimleri kabul ediliyor. Yani o hukuk eğitimli buradaki yüksek öğretim yani master eğitimi verecek hukuk fakülteleri onları hukuk mezunu olarak kabul ediyor yüksek öğretime. Ve dolayısıyla buradaki yüksek öğretimi yaptıktan sonra onlar Belli eyaletlerde diyelim New York gibi, Kaliforniya gibi Amerika'nın da o eyaletlerde avukatlık yapabilmeleri için gereken baro sınavına girme hakları oluyor. Dolayısıyla o baro sınavında geçerseler ve tabii ki çalışma izni elde edebilirseler Amerika'da avukat olarak çalışmalarında bir engel olmayacak. Dolayısıyla soruda evet denkliği var. Türkiye'deki hukuk fakültesinin. Amerika'daki tabii ki direkt hukuk fakültesi JD denilen yani hani JD bitirmiş saymayacaklar fakat yüksek eğitim yapmasına izin verecekler ve yüksek eğitimden sonra da belli eyaletlerde avukat olabilme hakkını kazanacağı sınavlara giriş hakkı olacak. Mesele zaten oraya kadar gelebilmesi olayın. Tabii ondan sonra da çalışma izni ya da çalışıp çalışamama durumu ortaya çıkacak ve sınavı da geçerse ve çalışabilme durumu da var ise Amerika'da çalışmaya veya avukat olmaya izne sahip olacaklar diyebilirim ben. Yaklaşık 2 yıldır yönetimde olan Başkan Trump'ın yönetimi aslında göçmenlik yasalarında tabii e, değişiklik belki dediğimizde tabii göçmen yasası federal bir yasa. Federal yasada ciddi bir değişiklik yok. Çünkü onun değişikliğinin yapılabilmesi için buradaki millet hani mecliste diyelim kongrede e, bu değişikliklerin yapılması lazım. Fakat orada bu değişiklikler yapılamadığı için bir anlaşmaya varılamadığı için e, Başkan Trump kendisi yönetmeliklerle e, yürürlükteki süreçleri değiştirerek ek zorluklar getirerek ya da kararnamelerle iptaller getirerek gerçekten süreçte çok ciddi değişiklikler yaptı. Ben aslında bu genel bir soru aslında güzel bir soru olsam bu. Çünkü bu sorudaki ben birkaç mesaj vermek isteyeceğim ve bunun genç arkadaşlarımıza faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi artık Amerika'da bu yeni yönetim altındaki göçmenlik yasalarının yürürlüğe sokulmasında çok ciddi sertleşmeler görüyoruz. Dolayısıyla Mesela bir örnek vereyim ben size bunun için. Şöyle bir yapıda olmasın arkadaşlarımız. Ya ben Amerika'ya turist sitesiyle giderim. İşte orada gerekirse kaçağa düşerim. Zaten duyuyorum 20 yıldır 30 yıldır orada kaçak olanlar var. Bize de bir şey olmaz. Problem yok. İşte ben, ben, biz oraya gidebiliriz. İşte kaç ay düştükten sonra bakarız çaresine. Tarzı bir düşüncede ya da planda olmasınlar. Bunu da söyleme amacım şundan dolayı e, takipçilerin içinde Oğuzhan'cığım. Sebebi şu şu anki yönetim Amerika'da yasal durumunu kaybeden bir kişinin hemen dosyasıyla ilgilenilmesi 30 gün içinde başlıyor. Yani artık eskisi gibi değil ya da sadece suçluların işte suç işleyenlerin peşinden gidilmesi değil. Çok normal buraya gezmeye gelmiş, 6 ayını geçirmiş, 30 gün geçirmiş ya da öğrenciliğini düşürmüş, 30 gün geçirmiş kişilerin gerçekten arkasından gider duruma gelmiş durumda görebilirler. Çünkü eğer bu genç arkadaşlarımız gelip burada statü değişiklikleri ya da daha farklı durumları zamanında yapma şeylerine girmektense kaçağa düşmeyi ya da yasal durumlarını kaybetmeyi düşünüyorsalar kesinlikle bunu yapmasınlar. Çünkü maalesef sadece bir statü ihlalinden dolayı belki göz altında birkaç ay tutulmak zorunda kalacaklar ve ben bunu kesinlikle kimsenin yaşamasını istemiyorum ve takipçilerinin de bu tip bir durumda kesinlikle böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmalarını istemediğim için mesela değişiklerden bir tanesi bu diyebilirim. Yürürlükte gerçekleşen ve genç arkadaşlarımızı ilgilendiren ve ikinci bir söyleyeceğim durumda statü değişikliklerinde olacak. Mesela buraya öğrenci olarak geliyorlar. İşte statü değişikliği yapıyorlar. Mesela öğrenci statüsüne geçiş yapıyorlar olsan. Şimdi bu durumda Normalde kişiler kendileri de yapabiliyor. Avukatla da yapabiliyorlar bunu. Ya da işte okulların bazıları kendi danışmanları aracılığıyla da yapıyorlar, yaptırıyorlar. Bu süreçte çok ciddi sıkıntılar başladı bir buçuk yıldır. Gerçekten red almaya başladılar. Çünkü yürürlükteki durmadan değişen durumlardan dolayı. Ve dolayısıyla ben bu noktada genç arkadaşlara kesinlikle bilinçli davranmalarını, kendilerinin belki çok böyle ufak rakamlarla bir parayı ben işte hani harcamayayım diye düşünüp çok zararlı durumlara düşmemelerini istiyorum. Çünkü bunun örneği çok var. Olsan bir buçuk yıldır görüyoruz. Dolayısıyla tavsiyemiz gerçekten uzman olan avukatlarla o işi yapsınlar. Yani belki önde harcayacakları bir miktardan sakın çekinmesinler. Çünkü sonra red yedikten sonra harcayacakları paralar ya da buradaki statü kayıplarında çok daha büyük sıkıntılar var. Bunun bir sebebini de şöyle anlatayım sana. Değişiklerden bir tanesi de şu. Kişi buraya turist olarak geliyor diyelim. Statüsünü kaybediyor ya da öğrenci statüsüne başvuruyor. Red diyor değil mi? Önceden çok problem yapmıyorlardı olsam bunu. Diyorlardı ki tamam kişi çıkabilir. 30 gün içinde ülkeyi terk etsin. Burada kalırsa da çok ciddi problemler olmayabiliyordu. Ama şu an o kişiye red gönderdiklerinde ve çıkmıyorsa o kişiyi sınır dışı sürecine sokuyor olacaklar. Yani düşünebiliyor musun sen çok basit gezmeye geliyorsun buraya... Geziyorsun, dur bir 6 ay daha kalayım diyorsun, başvuruyorsun veya eğer red yersen sınır dışı sürecine giriyorsun. Sınır dışı mahkemesiyle uğraşmak zorundasın. Gerçekten çok mantıklı bir adım değil. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu sefer göçmen niyeti olmayan bir kişi bile göçmen olmaya zorluyor bu sistem. Dolayısıyla yanlış bir adım. Ama bunu niye söylüyorum? Genç arkadaşlarımız buraya geldiklerinde dikkatli olsunlar, red alacak adımları atmasınlar başvuruları. Tamam, bunda çok önemli bir durum. Dolayısıyla artık... Hem yasal olan hem yasal olmayanlarla ilgili süreçle ilgili ciddi değişiklikler görebiliyoruz. O yüzden e, bu noktada tavsiyemiz çok daha dikkatli olmaları, kesinlikle yasal durumlarını kaybetmemeleri ve doğru adım atmaları diyebilirim. Eğer Amerikan vatandaşı ile evliyse, Amerikan vatandaşı eşi Amerika'dan göçmenlik dairesine immigration'a e başvuru yapacak onun için. Ve o yapacağı başvuruda işte ben evliyim, eşimi Amerika'ya getirmek istiyorum diyecek. Ve o yapacağı başvurudan dolayı da süreç yaklaşık bir 6-8 ay sürecek en az. Ve o 6-8 aydan sonra da Visa Center aşamasına geçilecek. Visa Center aşamasında da 2-3 aylık bir sürece bakıyoruz. Ve ondan sonra da Amerikan konsolosluğunda Türkiye'de kendisi randevu verilecek. Ve kendisi bu randevuya gidip Göçmenlik vizesini alıp Amerika'ya geliyor olacak. Dolayısıyla buradaki noktaya baktığımızda olması gereken şey eşi onun için sponsorluk sürecini başlatacak ve kendisi Amerika'ya geliyor olacak. Eğer turist vizesi var ise bunun tabii ki eğer Amerika'ya gelmek isterse Amerika'da bulunacağı belli bir süreden sonra da burada da o sürece girebilir. Ama şuna bağlı Türkiye'de onun işleri olabilir, yapması gerekenler olabilir ya da halletmesi gereken okul ya da işler olabilir. Eğer öyle bir durumu varsa o zaman süreci eşi hemen başlatabilir. Ve en azından bu arada 8-9 ay içinde, 10 ay içinde kendisinin göçmenlik vize görüşmesi belli olacak ve oradan da göçmenlik vizesi alıp Amerika'ya gelebilir. Onun en büyük arzusu olsan eğer green card'la gelirse, yani o şekilde yanaşırsa en azından buraya geldiğinde işsiz kalma durumunu ortadan kaldırır. Çünkü e, göçmenlik vizesi geldiği an Amerika'ya adım attığı an green card sahibi. Dolayısıyla her yerde çalışabilir, okulunu yapabilir. Ama o diğer ihtimalde en az burada belki 8-9 ay resmi çalışamayacak duruma geçecek. Dolayısıyla tavsiyem bu noktada eşi ona göçmenlik dersine başvuru yapsın ve süreci başlatıyor olsun. Güzel bir soru. Yani kaldırabilmesi için bu tarz bir yasayı meclisten... Bu noktada değişikliklerin geçmesi gerekecek. Dolayısıyla herhangi bir reform ya da göçmenlik yasası reformu ya da değişikliği yapmak için bu tarz değişimler için a, meclisten onay alması gerekecek. Dolayısıyla meclisten onay alınmadığı sürece bunun kalkma durumu gözükmüyor. Ama bak ben şöyle bir noktaya daha değineyim sana. Şimdi biz tabii genelde Başkan Trump'ı aslında eleştiriyoruz. Yani yaptığı adımlar, söylemler çok mantıklı şeyler değil. Ama mesela bu çekiliş olayında şu taraf daha haklı olabilir. Çekilişteki aslında hata şurada yatıyor. Binlerce insana değil mi Green Card verebilme imkanı sunuluyor? Belki milyonlar, belki bir yüz binler başvuru yapıyor onun için. Fakat gerçekten buraya gelme niyeti olmayan adam bile başvuru yapıp ve gelmiyor ondan sonra. Dolayısıyla ya da gelen kişi burada ne yapacağını bilmiyor. Bunlar tabi çok mantıklı adımlar değil. Yani Green Card'ı düşün sen de duyuyorsunur ya da görürsün olsan görmesin de bu görmediysen de bundan sonra görürsün. İşte ya ben Green Card'ımı aldım ama işte 6 yıldır işte hala gelemiyorum Amerika'ya. Gidip geliyorum 6 ay 6 ayda bir, yılda bir. Bunlar çok mantıklı şeyler değil. Dolayısıyla bu Green Card'ın mantığı gerçekten kişinin Amerika'da yaşayacak olması burada bulunabilecek oluyorsa bunu yapıyor olması. Yalnız soruya döneyim ben soruya döndüğümüzde evet Başkan Trump bunun gereksiz olduğunu kaldırılması gerektiğine inanıyor. Bu kalkar mı? Şu an gözükmüyor. Kalkacak bir durum değil. Dediğim gibi kalkması ne zaman mümkün olabilir? Ne zaman gerçekten bunlar göçmenlik yasasında değişikliklere adım atıp tamam biz bundan sonra şu şekilde yasadan göçmenliği ya da green card olayını yapacağız dedikleri zaman bunu kaldırabilirler, değiştirebilirler. Ama şu an devam ediyor ve Ekim ayında biliyorsun başvuru yapabilecekler. Ben şöyle başlayayım o soruya. Kişiler eğer Amerika'da e, oturumu olması, yeşil kart ya da vatandaş olmasını gerektiren bir durum yok. Amerika'daki yasalara göre şu an yabancı olanlar Amerika'da ev sahibi, mülk sahibi olabilirler. Bunda hiçbir engel yok. Yarın bir sorun olur da bunlara el koyulur mu? Tabi biliyorsunuz her ülkenin politikası ve durumları değişebilir ama gerçekten Amerika biliyorsunuz dünyadaki neredeyse yani en güçlü devlet ve en güçlü demokrasinin uygulandığı bir yer. Yani bir ülkede olacaksa bu herhalde en son Amerika'da olacak yani yabancıların ya da kişilerin mal varlığına el konulmaya kalkılması. Dolayısıyla bu konuda bir yasa değişikliği söz konusu olacağını düşünmüyoruz. Yani Amerika'da bu tarz yatırımların da mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kişiler buraya tabi green card gelebilirler değil mi göçmen vizesiyle ya da göçmen olmayan vize vizelerle gelebilirler. Kişi göçmen vizelerle geliyorsa Türkiye'deki bağlarını göstermek zorunda değil. Ama göçmen vizesi demek zaten green card demek. Bu çok çeşitli yollardan alınabilir ama gün sonunda green card sponsorluğu ya da çıkmış olması gerekiyor. Göçmen olmayan vizelerde ise oluşan durum şuna dönüyor. Kişinin Türkiye'deki bağlarını göstermesinde kalıyor. Eğer kişi Green Card dışında buraya gelmek istiyorsa ve Türkiye'de sadece lise mezunu herhangi bir eğitimi yoksa o zaman Türkiye'de bağlarının olması gerekiyor. Yani farz edelim tamam bu kişi eğitimi yok ama çok iyi bir iş kurmuş durumda değil mi? Türkiye'de iş yeri var, çalışanları var, vergisini ödüyor. O kişi turist alıp gelebilir. Çünkü onun Türkiye'deki bağları güçlü oluyor. Ama Türkiye'de okumuyor da çalışmıyor da genç bir arkadaşımızın evet gerçekten vize alması mümkün değil. O zor. Dolayısıyla bu noktada bizim tavsiyemiz bu genç arkadaşlar iki türlü olacak. Bir yer yaşınız gençse üniversiteye başlayın bence eğitiminizi yapın. O önemli biraz önce e, Oğuzhan'ın da belirttiği gibi work and travel imkanı yok dedi ya. Eğer siz üniversiteye başlarsanız work and travel imkanı yaratmış olursunuz kendinize. Tabi okulunuzda başarılı olmakla da vize alma şansınızı artırırsınız. Ya da düzenli bir işe girin ve bir maaş alın, sigortalı olun ve bağlarınızı güçlendirin. Ancak bu şekilde siz turist sizesi ya da onun dışındaki bir göçmen olmayan vizeyi alabilirsiniz. Yoksa evet Oğuzhan'a katılıyorum imkansız gibi bir şey olur vize almanız. O tip süreçlerde çok ciddi değişiklikler var. Yaklaşık bir buçuk yıldır ve bu değişikliklerden bir tanesi artık süreç hızlı ilerliyor idare aşamada. Ve kişiler bunun için göçmenlik dersine başvuru yaptıkları zaman bir buçuk ayda görüşmeye çağrılacaklar. Ve o bir buçuk ay sonra gittikleri görüşmede dosyalarını kanıtlayabilmeleri, evraklarını sunabilmeleri ve sorulara cevap veriyor olmaları lazım. Eğer bu başarılı bir noktadaysa onay alırlar ve hızlı olay almış olacaklar. Eğer çok ciddi kanıtları yoksa sadece anlatımla belli şeyler anlatılıyorsa o zaman onay alma ihtimali düşük olacak ve ondan sonra yaklaşık birkaç ay sonrasında da Artık sınır dışı sürecine bu şekilde hızlı giriyor olacak. Yani biri o başvuruyu yaptıktan tahminen olumsuz cevabı alırsa 4 ay sonra şu anki süreçte sınır dışı mahkemesinde olacak. Tabi bu sefer göçmenlik mahkemesi, sınır dışı mahkemesi onun dosyasını eğer orada da incelenmesini istiyorsa onlar da ona bir şans veriyor ve inceliyor olacaklar. Şu anki süreçlerle o 2-3 yıl sürebilecek bir sürece dönecek. Oranlar cevabı şöyle verebilirim. Eğer güçlü bir dosyanız varsa evet şansınız yüksek olacak olay almada. Eğer güçlü bir dosyanız yoksa da maalesef ilk aşamada idare aşamada olay alma şansınız çok çok az olacak diyebilirim. Çünkü yeni yönetim artık bu tip başvurularında özel idare aşamalarda çok ciddi şeyler yoksa bu kişilerin durumunu onaylamayıp mahkemeye sevk etme yolunda ilerliyor. Yani gittikçe bu uygulamanın arttığını görüyoruz diyebilirim. Work and travel'la gelen arkadaşlara hizmet vermek için bu bizim canlı YouTube canlı yayınımızdan, pazar günleri yaptığımız bu Instagram ve YouTube canlı yayınımızdan devamlı aktardık ve uyardık onları. Uyarılardan bir tanesi de şuydu. Artık bak değişiklikler oldu. Eskisi gibi değil. İşte şimdiki süreçte artık 90 gün denilen bir sınırlama var. Önceden bu 30 gündü siz Amerika'ya geldiğinizin 90 gün sonrasında ancak statü değişikliğine geçebilirsiniz dediler. Biz bunları uyardıkça onlar başkalarından aldıkları duyumları bize iletiyorlardı. Ayhan Bey hatta biri şey demişti de olsa bak demiştim bu önemli bir nokta hani siz iletin genç arkadaşlarımız red almasınlar bir adım atıyorsalar. Bu güya işte danışman gibi diye bir yönlendiren biri de gülerek dönüp demiş ki ya zaten bu vize 90 gün. E ne zaman başvuracaksın o zaman statü değişikliğine deyip kalkatmış bana böyle iletmişti dönüp biri. Ben de demiştim ki evet sorun zaten orada yatıyor o arkadaşa iletsen. Sorun zaten orada yatıyor. Demek ki nedir? Kısıtlıyorlar ki sen statü değişikliğini yapamama zaten. mesela orada yatıyor. O yüzden geçen yıldan beri bu noktada olumsuz dönüşler alanlar epey kişiler var. Fakat bizim mesela ofisimizin yaptığı çalışmalardan çoğu başarılı çıktılar. Öyle ben sana anlatayım olsan. Çünkü sebebi de şuydu. Daha yeni geçen gün bir 4 kişilik bir arkadaş grubu vardı. Tamam mı? Bunların hepsi Work and Travel'dan statü değişikliği yapanlardı. Hepsini onay aldık. Hepsi onay aldı. Yani ama bunun sebebi şundan yatıyordu. Red alabilme durumunun farkında olduğumuzdan yatıyordu. Öncesinde ona göre çalışmalar yapıldı. Yoksa statü değişikliklerini hala yapabilecek work and travel olacak arkadaşlar. Sadece dikkatli olmaları lazım. Benim tavsiyem bu seneki özellikle çünkü biliyorum senin takipçilerinden çok var work and travel'cı arkadaşlar. sana da bu konuda çok sorular soruyorlar. Sen bana geçen söyledin. Benim tavsiyem şu olur. Programa erken başlasınlar. Tamam mı? Bu sene geldiklerinde programlarını erken başlarsalar en azından programları 90 günden uzun sürecek bir durumda olur. Çünkü bak kimisi 6. ayda geliyor tamam mı? E program zaten 9. ayda bitiyor. Tamam mı? Pek fazla süresi kalmayabiliyor. Dolayısıyla en azından 90 günü geçebilecek bir duruma giriyor olması önemli olacak onların. Benim bu sene gelecek e, work and travel'cı senin genç arkadaşlarımıza takipçilerine söyleyeceğim önemli şey şu. Kesinlikle e, olsan e, geldiklerinde işte bir programlarını erken başlayabiliyorsalar başlasınlar. Sonraya bırakmasınlar. İki geldikten sonra kesinlikle e, sponsor firmayla irtibatta olsunlar. Yani gelip ya böyle 10 gün 2 hafta ben ortadan kayboldum işte ulaşamadım edemedime girmesinler. Gelir gelmez hemen aynı gün ertesi günü sponsor firmalarını, sponsor firması Türkiye'deki firmada olabilir, ön birlikte olduğu ya da Amerika'daki danışmanı olabilir ya da Amerika'daki direkt sponsor ana firma olabilir. Diyecek ki geldim ben buradayım, geldim çalıştığım yere, sosyal güvenlik numarama başvurumu yaptım, İşte bu iş yerindeyim bilginiz olsun diyecek. Ve dolayısıyla onlardaki da çünkü sistemlerine dönüp tamam bu genç arkadaş burada geldi programa başladı diyecekler. Eğer bunu yapmazsalar ve 10 gün geçerse statülerini kaybedecekler. Dolayısıyla buna öncelikle dikkat etsinler work and travel'cı arkadaşlar. İkinci durum tavsiye edeceğim şey bu genç arkadaşlarımız için. Şimdi bazıları biliyorsun Oğuzhan geliyorlar mutlu olmuyorlar haklı olarak belki programla. Yani programı farklı düşünüyorlar. Bir geliyor ya ben bunun için gelmedim ki diyor. E i̇şte mutsuz oluyor. Kafasına göre gidip başka bir iş yeri bulup basıp gidiyor oraya bırakıyor. Bıraktıktan sonra dönüp diyor ya benim statüm ne oldu? Dur benim j Work and Travel durumum ne oldu diyor. Maalesef kaybediyor. Dolayısıyla bu noktada tavsiyem şu olacak senin genç takipçilerine. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyasalar sponsor firmayla görüşsünler. Neden mutlu olmadıklarını anlatsınlar yeni bir iş yerine geçmek istediklerini söylesinler. Hatta eğer kabul ediyorsa iş yeri sponsor firma yeni bir yeri bulduklarını orayı onaylayıp onaylamayacaklarını istesinler. Çünkü niye bunu bu şekilde yapsınlar? Eğer sponsor firma dönüp derse yok ben bunu onaylamıyorum derse o zaman o geçişi yapmayacaklar. Çünkü öbür türlü statülerini kaybediyor olacaklar. Bu benim ikinci söyleyeceğim şey. Önemli bir nokta. Ve Üçüncü belki söyleyeceğim şey takipçilere. Gerçekten bence work and travel tarzı programlar çok başarılı, çok verimli programlar gençlerimiz için. Yani olumsuz taraflar olabilir, olumsuz deneyimler olabilir. Doğru ama bak bunun için senin gibi genç arkadaşlarımızı burada takip ediyorlar. Onlardan öğrenmeye çalışıyorlar değil mi? Onun için sen bize ilettin. Bak benim takipçilerimizin durumu bu Ayhan Bey. Beraber bir anlatabilir misiniz durumu dedin. Ve onun için biz de uzman olarak anlatmaya çalışıyoruz ki bilinçlensinler. Ki hata yapmasınlar. O yüzden bu noktada şu olabilir. Mutlu olmayabilirler ama en azından Herhangi bir program ihlaliyle karşı karşıya kalmazlar. Diğer bir tavsiyem de eğer programlarını tamamlamak üzereler ve baktılar ki burada kalmak istiyorlar o zaman da gerekirse bir uzman avukatla görüşüp e, bir süreci nasıl mantıklı yürütürüzü değerlendirsinler. Çünkü artık şey lüksü yok yani olsan Ya ben yapayım kendim. İşte dur şu yardım ediyor, bu yardım ediyor. Gerçekten artık bunların zorlaşacağı durumlara gidiyoruz. Özellikle statü değişiklerinde bile. Ki biliyorsun statü değişikleri en basit şeydir belki. Göçmenlik alanında yapılacak çalışmadır. Ama maalesef onda bile yenilikler var. Ben sana bir yenilik daha söyleyeyim. Madem fırsat bulduk ona geldik. Daha yeni geçen bir durum var. Hatta seninle görüşmemizden sonra. O da artık statü değişiklikleri yapılacak kişilerin statü değişikliği başvurusu yapıldığında parmak izi verileceği, parmak izleri alınacağı yönünde. Yani anlıyor musun değişiklikleri? En basit bir statü değişikliğinde bile düşün. Kişi parmak izi vermek zorunda kalacak belli bir süre sonra. Dolayısıyla bu tarz değişimler bizim çok daha dikkatli olmamıza yönlendirecek. O yüzden Work and arkadaşlar bence çok önemliler ve o tip genç arkadaşlarımızın da gelip bu Amerika'daki bu deneyimi elde etmeleri bence çok değerli olacak. Güzel bir soru bu. İnan bu kişiden kişiye değişecek. Kişilerin koşullarına göre değişecek. Aa, ve Türkiye'deki Amerikan konsolosluğundaki görev diye göre değişecek bunun cevabı. Ama şöyle düşünelim olayı. Kişi burada statü değişikliğini yaptı değil mi? Hiçbir ilal yok. Döndü ve bir süre kaldı Türkiye'de hemen gelmedi belki. Belli bir süre sonra buraya gelme amacı doğdu tekrar. O zamanki vize türüne başvururken bu çok engel bir durum olmayacak. Ama şöyle bir örnek engel olabilir. Mesela kişi burada öğrenci turist statüsünde öğrenciye başvurdu. Onayını aldı değil mi? Okula başladı, dil okuluna. E 6 ay sonra dedi ben şimdi Türkiye gideyim oradan vizemi alayım. O zor olacak. O zamanki Amerikan konsolosluğu kişinin burada sadece bir dil eğitimine hem geçiş yapmış olması hem belli bir süre sonra tekrar geri gitmesi çok akıllı bulmayacak ve bu noktada sıcak bakmayabilecek o değişikliğe. Ve onun yaptığı statü değişikliğini önüne olumsuz olarak getirecek. Ama mesela bu örnekte olan kişiler burada yüksek eğitime geçmişseler, yüksek eğitimi yapacaksalar bu sefer ee, Amerikan konsolosluğuna gittiklerinde Amerikan konsolosluğundaki görevli kişinin burada üniversite eğitimi ya da yüksek bir eğitim yapacağını ve finansal durumunun yerinde olduğuna da kanaat getirirse bu statü çok olumsuz bir şekilde önüne koymayacak o kişinin. Yani ben şöyle söyleyeyim. Buradaki takipçiler ya da işte arkadaşlarımızın Burada eğer eğitim planları oluşursa sonra statü değişikliğini yaptıktan sonra biraz daha ciddi hale geldikten sonra dönüş yapmalarında fayda var. Mesela ben bir örnek vereyim. Üniversite eğitimine başlayıp hatta başlamakla kalmayıp okulda dönem bitirerek ve başarılı notlar alarak yapmalarında fayda olacak. Mesela ben bunu bu örnekte veriyorum ya öğrenci örneğinde. Aynısını ben yatırımcı vizesi örneğinde de veriyorum aslında. Kişi mesela burada geliyor statü değişikliği yapıp öğrenciye geçiyor belki. Ya da geliyor statü değişikliği yapıp ya öğrenciden yatırımcıya sonra ya da baştan yatırımcıya geçiyor. O kişiye de bizim tavsiyemiz hemen gidip vize alması değil. Önce burada işleri oturtması, çalışanlarının olması, şirketin ciddi bir satış yapıyor olması, ondan sonra konsolosluğu denemesine yönlendiriyoruz. Ki konsolosluk buradaki statü değişikliğini olumsuz görmesin diye. Turist vizesiyle kişi burada kalması demek aslında seyahat amacıyla, gezi amacıyla kalabilmesi demek Amerika'da. Kişi eğer çalışacaksa burada ve bunu turist vizesiyle yapıyorsa bir kez statüsünü ihlal ediyor. Ve burada turist vizesinin ya da yasal durumunu çalışarak ihlal eden kişilerin bu şekilde sınır dışı edildiklerinde 5 yıl gelemiyorlar Amerika'ya en az çalıştıkları için izinsiz. Dolayısıyla sorunun cevabı evet. Eğer siz çalışma izniniz yokken e, ve görevliler bir şekilde sizin çalıştığınızı tespit ederseler evet sizi ülkeden sınır dışı etmeleri gerekecek. Eğer yasal durumu ihlal edersen ve Amerika içinde artık yani önceden görevliler biraz daha inisiyatif kullanıp kişiye tamam hani çıkıyorsan tamam bu tarihte çıkacaksın şöyle yapacaksın diyebiliyorlardı. Ama artık şu an ...direkt gözaltına alma durumları artmış durumda. Dolayısıyla bu yönden ihlal etmemeye dikkat edilmesi lazım. İkinci bir durum. Takipçilerinden bunu bilmek isteyebilirler. Sen bahsettiğin için söyleyeyim. Buraya gelip 6 ay kaldıysan, çıkıyorsan... ...hemen bir daha geri geliyorsan... ...şunu bekle yani sorulacak sana. Ne yaptın burada 6 aydır? Yani... Dolayısıyla 6 aydır çok ciddi bir süre, süre yani uzun bir süre. Dolayısıyla bu sürede senin onların kafasında girişte oluşan şey bu çalışıyor burada demektir. Ha demek ki burada çalışıyor bu kişi ve bunu turist yapıyor. Dolayısıyla siz bu noktada o tip seyahatleri burada bir çok 6 aya kadar kalmamanız lazım. İki çıktığınızda da hemen gelmemekte fayda var. Çok acil bir durumunuz yoksa. İkinci bir durum ise lütfen telefonlarınızdaki durumlara dikkat edin. Telefonlarınızda ceplerinizdeki yazışmalara dikkat edin. Yani çalışıyorsunuzdur diye diyemiyorum. Belki bir arkadaşınızla muhabbet ediyorsun, mesajlaşmışsın ve diyorsun ki ya evet ben de bir şeyler bakacağım ya da yok ben bir şeylerde belki çalışacağım ya da bilemiyorum ya sen ne yapacaksın. Böyle, çok böyle basit muhabbetleri bile yakalamaları telefonunuzda ha diyecek senin burada çalışma niyetin var. Sen burada gezme gibi bir niyetin yok deyip haklı olarak görevliler hemen kapıda vizenizi iptal edip sizi ülkenize gönderecekler. Yani dolayısıyla evet bunlara dikkat etmek gerekiyor. Önemli bir durum. Şimdi ben şöyle söyleyebilirim. İki durumda da öncelikle bu kişilerin bu arkadaşların Amerika'da sponsor firmaya ihtiyaçları var. Sponsor firmanın onlarla çalışmak istemesi ve onların çalışma vizesinde sponsor olmak istemesi gerekiyor tamam mı bunlardan bir tanesi H1B diyelim H1B vizesi üniversite mezunu olan eğitimini tamamlamış ve Amerika'da da o eğitimle bağlantılı bir işte bu kişiyle çalışmak isteyen bir firmanın olması durumunda mümkün oluyor. Ve H1B vizelerine yılda bir kez başvurulabiliyor. Ve önümüzde şurada zaten bir buçuk ay var diyelim. Bir buçuk ay sonra Nisan 1 ve ilk haftası itibariyle göçmenlik dairesinde h bir vizesi başvurusu yapılabiliyor. Ve bu başvuru yapıldığı zaman kişiler öncelikle tabii bu vizenin çıkıp çıkamayacağını bekliyor olacaklar. Ve bir süre sonra çıktıysa da onaylanıp onaylanmadığını bekleyip ve bu onayı alırsalar 3 yıllık Amerika'da çalışma iznine o firmada sahip olacaklar. H2B vizeleri ise aslında farklı bir durum o da şu H2B vizeleri daha çok ve tabii H1B'de ne dedik? işte eğitimini tamamlamış, eğitimini bitirmiş kişiler dedik. Ama H2B'de ise daha çok vasıfsız dedilen işler olabilir. Yani farz edelim bir resortta, bir tatil köyünde, bir otelde garson olabilir. Havuz başında çalışacak kişi olabilir. Bu tip böyle e, belli işlerde çalışabilecek ve e, iş yerlerinin çalışmalarını geçici olarak istediği işçi pozisyonunda geliyor olabilecekler. H2B içinde, h 2 altında da gelebilmeleri için genelde orada da kota sınırlamaları var. Gerekli yılda iki kez adımlar atılabiliyor. Ama gün sonunda şuna odaklanmaları lazım. Öncelikle ona burada H2B'de başvurabilecek büyük ölçekte büyük bir firmanın oluyor olmasına faydalar olsan. Yani H2B vizesi için o yüzden örneği verdim. Farz edelim bir yerde resort ya da hotel büyük bir işletme ve bunların geçici elemanları çalışanlara ihtiyacı oluyor ve onlar h altında getirebiliyorlar. H1B'nin var. H1B'de iş yeri isterse o kişinin green kartına sponsor olmak isterse o sponsorluğu mümkün olacak. Bir fayda sağlar mı noktası hemen olmayacak. Çocuk doğduğu zaman Amerikan vatandaşlığını alacak ve 21 yaşına girdiğinde ancak ebeveynine başvuru yapabilecek. Ve biliyorsun bu konuda da çok ciddi sıkıntılar var şu an. Çünkü Amerika'daki biliyorsun Başkan Trump bu şekilde çocuk doğumlarına karşı çocuklara sadece gelip Amerika'da doğdular diye vatandaşlık verilmesinin yanlış olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla bu bakış açısı girişteki onun göçmenlik görevlerini etkilemiş durumda. Dolayısıyla bu tip adımlar atanlar çok dikkatli olsunlar. Özellikle çocuklar burada doğduktan sonra İllerde bile turist vizesiyle girerken turist vizelerinin iptal edilme durumuyla karşı karşıya kalabilirler. Bunda dikkatli olmalarını ben tavsiye ediyorum. Çocuk için bir sıkıntı olmaz. Çocuk Amerika vatandaşı. Ebeveyn anne baba için sıkıntı var. Çünkü ben sana örneği şöyle vereyim. Çocuk doğdu. Birkaç yıl sonra geldiler kapıda giriyorlar. Ve annesi yanında Amerika vatandaşı çocukla giriyor. Annesinde turist vizesi var. Görevliler eskisine nazaran şimdi de çok daha onu sorguluyorlar. Dolayısıyla bu sorgulamadan dolayı o kişi turist vizesini kaybetme durumuyla karşı karşıya kalabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer okullar kişi burada öğrenci vizesi geldiği ve okuduğu okullarda eğer okullar onların çalışmalarına izin veriyorsa tamam mı okul içi kampüs içi çalışmalarına izin veriyorsa evet bu noktada okul bünyesinde çalışabilecekler. Dolayısıyla evet bu mümkün ama her okulda olmayabilir bu. Okuldan okula değişecektir ve kişilere kampüs içi çalışma imkanı verilecektir. Tabii bir de üniversite eğitimini yapanlar var, yüksek eğitim ya da o belli eğitimleri yapanlarda da CBT denilen okul süresince çalışma izni alabilme durumları da mümkün olacak. Tabi dil okulu değil bu. CBT durumuna sahip olmak. Tabii bir de üniversite okuyup ya da yüksek eğitim okuyup onun sonrasında da çalışma izniyle, OPT denilen çalışma izniyle sahip olan kişiler de olacak. Ama senin dediğin noktaya indiğimizde evet, ancak kampüs içi, okul içi çalışma imkanına okul ona veriyorsa bu şekilde çalışabilecek. Artık biliyorsunuz tabi dünya değişiyor. Sosyal medya artık hayatımızın her alanına girmiş durumda. Ve dolayısıyla tabii ki sen nasıl sosyal medyayı e, bu tip amaçlarla kullanabiliyorsan bunu karşı tarafta olanlar da kullanabilirler. Yani dolayısıyla sosyal medya da tabii ki zaten dikkatli olmakta fayda var her zaman. Yalnız oradaki tek sorun arkadaşın yorumundan dolayı söylüyorum. Kastettiğim taraf Amerika girişte kişinin karşılaşacağı durum. Çünkü görevliler bazen bu noktada agresif davranabiliyorlar. Telefona bakmak isteyebilirler bu noktada özel durumlarınızın ya da aplikasyonların ya da mesajların ya da e-maillerin ulaşamayacağı bir noktada olması lazım. Çünkü o telefon şöyle oluyor. Telefonunu alıp bakmak değil her zaman. Yani telefonunu alıp bir kendi uygulamalarına bağlayabilirler. Ve bağladıkları an bedi kelime aramalarını yapmaları telefonun her yerinde yer alan herhangi kelimeyi bulabilir. Farz edelim çalışma kelimesine girip çalışma kelimesiyle ilgili ne varsa o telefonda ortaya çıkabiliyor. Yani senin kapalı olan ama oradan girişi mümkün olabilen bir WhatsApp şeyinden bile bir çalışma mesajı ile ilgili bir kelimenin geçtiği mesajını bulabilirler çok rahat. Tabii şimdi şunu yanlış anlamayın. Şimdi biz avukatız. Biz yasal olmayan şeylere kimseyi yönlendiremeyiz. Bizim buradaki zaten amacımız siz bu durumlara hiç düşmeyin ve bu durumlara girip var olan yasal durumlarınızı ihlal etmeye yönündedir. Dolayısıyla ama bunu da yaparken dikkatli olmanızda fayda var ya da daha özverili davranmanızda fayda olduğu için bu örnekler veriliyor. Yoksa dediğim gibi tabii ki Abi şunu da unutmayın biliyorsunuz artık hani konsolostaki süreçlerde de kişilerin sosyal medya hesaplarının en azından bilgilerini istiyorlar. Yani adı nedir, kullanıcı adı nedir? Çünkü sizin oradaki paylaşımlarınızı görüp nasıl bir kişiyi biz ülkeye kabul ediyoruzun uygulamasına geçmiş durumda bu ülke şu an. Ki biliyorsunuz yeni yönetimle beraber. O açıdan tabii ki sosyal medya üzerinden tabii kişiler özgür ifadelerini belirtmekte ama Aynı anda düşünme sadece sen görüyorsun onu. Güzel bir soru. Genelde Green Card çekilişine yaptığı başvuru bir sorun teşkil etmez. Ama Green Card'a başvuru yaptı ve çıktı. Ve ondan sonra DS-260 formunu doldurdu. Ve göçmenlik vizesi başvurusunu artık yapıyor. Ama numara yetişmediği için alamadı. Maalesef onun başvuru yaptığını bilecekler. Dolayısıyla ondan sonraki onun almak istediği göçmen olmayan vizelere engel olacak. Bunun da çözümü nedir? size çıktıysa çekilişten kura hangi numaralardalar o numaralara ne kadar varabilme ihtimallerini değerlendirip başvuruyu o şekilde yapmakta fayda var diyorum Ozan. Şimdi red almak çok olumsuz değil aslında. Olumsuz bir durum olarak görülmesin bence red almak. Yani sonuçta kişi o an uygun görülmüyordur o vizeye. Ama daha sonra yapacağı başvurudaki olay sadece şuna dönecek. Eğer sen başvurunu yaptın ve olay almadın. Ondan sonra süreç ne değişti ki sen şimdi o başvuru yapıyorsun. Şöyle olmaz ama hani ben work and travel'a başvurdum. Bir ay sonra olmadı öğrenciye başvurdum. Evet olumsuz bir durum. Ama sen bir başvuru yaptın olmadı. Aradan 6 ay geçti. Bir yıl geçti. Koşulların değişmiş olabilir. Tekrar yapacağım başvuruda çok da büyük bir sorun teşkil etmeyebilir. Ama tabii ki olumsuz alıyor olmak genelde bakışta daha sonraki vizeleri etkileyecektir. Ama dediğim gibi çok da büyük bir olay değil. Sadece koşullarının değiştiğini gösterebiliyorsa. Bu arada da şunu söyleyeyim ben. E, senin takipçilerine de ileteyim. E, lütfen hiç çekinmesinler. Bizi canlı yayınlardan her pazar e, Instagram üzerinden de e, aynı anda da YouTube'da da bizim kanalımızın adı Ögmen yani Agmen Law Firm diye geçiyor. Tabi Ayhan Ögmen diye girebilirler. Ve YouTube'dan da çok ciddi bir şekilde takip edebilirler. Biz her zaman buradayız. Umarım faydalı oluruz. Ve e, sen de lütfen hiçbir zaman çekinme olsan. Bu tip durumlar olursa. Ayhan Bey bu pazarda e, bir girişim yapalım mı? Değişiklikler var ya da bilgilendirmeye ihtiyaç var dediğinde. Biz hazır hazır ona özel bir canlı yayın gene yaparız. Bugün aslında biraz ona döndü. Seninle biraz böyle özel canlı yayın yapıp. E, senin takipçilerini bilgilendirelim istedik. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Takipçilerime de çok teşekkür ediyorum zamanları için ve en kısa zamanda da seninle görüşmek dileğiyle.